Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer Türk toplumu. Ülkede enflasyon almış başını gidiyor. Açıklanan yıllık enflasyon oranına baktığımızda %98.12. Yıllık gıda enflasyonu %18.75. Ve bugün sterlin 21 TL'yi gördü. Döviz kurları yükseliyor, Türk lirası her geçen gün erimeye devam ediyor. Ve dolayısıyla zamlar peşi sıra geliyor. Ülkede insanlar her geçen gün yoksullaşıyor, temel ihtiyaçlarını dahi almakta zorlanıyor. Yastık altındaki altınlarını, evcil hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Tüm sektörler ciddi anlamda bir darboğazın içerisindedir. Toplum olarak gayrimeşru hükümetin marifetleriyle jet hızında yoksullaşıyoruz. Akaryakıta, tüpe, elektriğe gelen faiz zamlar ne yazık ki domino etkisi yaratıyor. Tüm sektörlerde üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Ekmek, süt gibi temel tüketim maddelerini bile alamayacak duruma gelmiş insanlar var. Açlık aldı başını gidiyor. Memlekette bugüne kadar görmediğimiz insan manzaralarıyla karşılaşıyoruz. Marketlerde yetersiz bakiyesi olan insanlar, cebindeki paranın yetmediği, çocuklarına bir yemiş dahi alamayan insanlarla her gün yüzleşiyoruz. Böyle bir yıkım döneminde gayrimeşru hükümetin meclise ivedilikle gönderdiği ilk yasa tasarısı ne oldu? Düşünce ve ifade özgürlüğünü, temel hak ve özgürlükleri gasp etmeye yönelik ceza yasasındaki değişiklikler. Fakat halkın gerçek gündemi ekonomidir, halkın gerçek gündemi alım gücünün erimesidir. Gayrimeşru hükümet ısrarla suni gündemler yaratmaya devam ediyor. Bugün açlık sınırı 8.676 TL. Asgari ücret 6.090, aradaki fark 5.586. Bu ciddi bir farktır. Millet aç, millet borç batağında ve derdi geçimdir. Tabii ki kimin umurunda? Sözde hükümet ettiklerini zannedenler, toplumun içindeki durumun gaylesini zerre kadar çekmemektedirler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm dünyada gıda krizi yaşanırken, ülkeler tarımsal üretiminin önemini daha da anlamışken, maalesef bizim ülkemizde durum çok daha farklıdır. Sanki üretimi bitirmeye yemin etmiş bir hükümet var. Bitkisel ve hayvansal üretim, akaryakıta ve elektriğe gelen olağanüstü zamlardan en çok etkilenen sektörlerdir. Dövizin yükselişiyle en önemli girdi kalemleri, elektrik, akaryakıt, gübre, su, zirai tohum, ilaç, hepsinin maliyetleri tavan yapmış durumdadır. Her kalemde geçen yıla oranla %100, %400'lere varan artış yaşanmaktadır. Et, süt ve süt ürünleri paralel olarak fiyatları artıyor ve sofralarda artık bu tür temel tüketim maddeleri lüks olmuş durumdadır. Bugün sabah yine zam haberiyle uyandık. Somun ekmeğe ve unlu mamullere %20 oranında zam gelmiştir. Bir somun ekmek 7 TL olmuştur. Dengesiz ve sağlıksız beslenen bir toplum haline getirildik. Bugün baktığımızda çiftçiler tam da hasat döneminde. Geçtiğimiz hafta 5.40 civarında gelen akaryakıt zamıyla birlikte çiftçiler topraklarında hasat yaparken fakirleştiler. Ve bugün yine akaryakıt zamı gündemde. Bugün ya da yarın 5 TL daha zam gelmesi tartışılıyor, toplum arasında dillendiriliyor. Yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda süte 70 kuruş olan doğrudan gelir desteği 1.80 TL'ye artırıldı. Gelen zamlarla birlikte
yapılan artış önemini kaybetti ve üretici üretirken yok olmaya, fakirleşmeye devam etti. Üretim maliyetlerini karşılamakta zorlanıyorlar. Ürettikçe fakirleşiyorlar. Çiftliklerde artık hayvanlar biri birlerini yer hale gelmiştir. Nasıl yiyorlar? Çiftliklerde anaçlar, damızlık hayvanlar, diğer hayvanların beslenmesi için beşer onar mezbahalara gönderiliyor ve biri birlerini yiyorlar. Yem parasını, elektrik faturasını ve diğer giderlerini karşılamak için hayvancılar hayvanlarını satıyorlar. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bir bir kapılarına kilit vuruyor. Sektörün sürdürülebilirliği kalmamıştır. Yakında bu memlekette ciddi bir et açığı da doğacaktır. Narenciye'ye baktığımızda maalesef narenciye dalında kalmıştır. Geçen yıl 2-2,5 TL kilosu olan ürün bu yıl artan maliyetlere rağmen 1,70'e bile dalında beklemektedir. 4 kilo ürün satıp bugün bir kahve içebiliyor narenciye üreticisi. Üretimin devamlılığı için özellikle akaryakıt ve elektrik desteği gözden geçirilmeli, güncellenmeli ve zamanında ödenmelidir. Diğer taraftan özel bir banka tarafından üreticiye verilen kredi kartları var. TÜİK'ten arpa ve yem hammaddesi almaları için. Devletten alacaklarını gününde alamayan üreticiler bu kartların bakiyelerini ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. Bu konuda üreticilere devlet destekli faiz indirimi ya da taksitlendirme gibi kolaylıklar yapılması gerekiyor. Çünkü eğer kırmızı listeye girmeleri durumunda bu üreticilerin finansman desteğine ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Tüm devlet alacakları zamanında talep edilirken üretici kesimin devletten alacakları maalesef zamanında ödenmiyor. Üreticiler süt ödemelerini gününde alamıyor. Sadece gününde alamıyor değil, taksit taksit alıyor. 2018'de dörtlü hükümet döneminde ayın 5'inde ve 20'sinde 15 ay boyunca aksamadan yapılan ödemeler UVP'li hükümetler döneminde yine gecikerek ve taksitlerle yapılmaya başlanmıştır. Bu kabul edilebilir değildir. Bunun nedeni nedir? Sütekin imalatçıdan vadelisi dolmuş herhangi bir alacağı yoktur. Hatta her süt ödemesinde 10-15 milyon kadar vadesi dolmayan faturalarına karşılık imalatçılardan ödeme alınıyor. Buna rağmen ödemeler yolunda değil. Yine maliye tarafından her devre için verilen doğrudan gelir desteği 2 devre önceden kullanılıyor ve yine üreticiler taksitle ödeniyor. Ve son günlerde üretici ödemelerinin yoluna girmesi için imalatçı vadelerinin kısaltılması gündeme gelmiştir. Sütek'e süt veren üreticilerin gününde paralarını alması gerçekten çok önemlidir. Fakat imalatçı vadelerinin kısaltılmasında önemli bir husus vardır. İç piyasa vadesi 30 gündür. Dış piyasa vadesi 60 gündür. Bugün üreticilerin gününde ödenmesi için iç piyasaya mal veren küçük ve orta ölçekli işletmelerin 15 günlük devrelerinin kısaltılması durumunda ciddi anlamda sıkıntıya gireceklerdir. Çünkü iç piyasaya ürün veren imalatçılar küçük ve orta ölçeklidir ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki piyasa koşulları iyice daralmıştır. Ürünlerini markete, otele, restoranlara veren bu küçük ve orta ölçekli işletmeler faturalarına karşılık ne yazık ki 4 ve 6 ay arası çekler almaktadırlar.
ve ham maddelerini 15 günlük devrede ödemeleri mümkün değil, sürdürülebilir değillerdir. Küçük ve orta ölçekli imalatçıların kaderleri ne yazık ki demin söylediğim küçük ve orta ölçekli üreticilerin kaderine benzeyecektir. Onlar da kapıya kilit vurmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla yöneticilerin bu konuda adım atarken iyice düşünmeleri gerekiyor. Haziran ayının ortasına geldik. Hala daha tarımsal destekler açıklanmamıştır. Ne üretici, ne narenciyeci, ne çiftçi, kimse önünü göremiyor. Yılın ortasına geldik, henüz daha desteklerden haber yok. Hangi birlik sesini çıkarsa, gayrimeşru hükümetin Tarım Bakanlığı bir takım görüşmeler yapıyor, bir takım sözler veriyor. O günlük popülist politikalarla eylemleri baskılamaya çalışıyor. Bu böyle gitmez. Tarımsal üretim ciddi anlamda öngörülebilirlik ister, planlama ister. Kısa, orta ve uzun vadeli planlama gerektirir. Dünyada tarımsal üretime verilen değer pandemiyle birlikte daha da anlaşıldı. Destekler artırıldı. Hibe programları hazırlandı. Bizde istikrarlı bir şekilde tüm üreten kesimler yok oluşa sürükleniyor. Bu ülkenin değerlerinin, bu ülkenin geleceğinin yok olmasıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz haftalarda imzalanıp günlerce, hatta yaklaşık 1,5 ay kadar kayıp olan bir iktisadi ve mali işbirliği protokolü vardı gündem olan. Bu topraklarda 1878'den beri varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk toplumunun yok oluşunun belgesidir aslında. Bu protokol tam anlamıyla bir ilhak protokolüdür. Kıbrıs Türk toplumunun demokrasisinin, haysiyetinin, iradesinin, kurumlarının, değerlerinin yok oluşunun protokolüdür. Gerçi protokolde bir sürü sıkıntılı madde var ama konumuz tarımken, bu protokolde tarım üretimine 12 milyon 750 bin TL'lik sembolik bir bütçe ayrılmıştır. Tarımsal üretime ayrılan bütçe ve destekler tüm dünyada artarken bizde azalmaktadır. Diğer taraftan tarım sektörünü de işletmeleri de tehdit eden çok önemli birkaç madde vardır ki burada değinmek isterim. Yatırımların teşviği veya yatırım ortamının iyileştirilmesi çerçevesinde Türkiye vatandaşları için öngörülen asgari şirket sermayesi ve ortaklık payı gibi kısıtlar kaldırılacaktır. Karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla vatandaşlığa kabule ilişkin şartlar kolaylaştırılacak. Mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. KKTC'de doğrudan yatırım ve ortaklık yatırımlarının kolaylaştırılması için ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirilecektir. İşte bunlar tam da ihlaka yönelik maddelerdir. Ama bunun haricinde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kolay vatandaşlık bu ülkede golifa gibi dağıtılmıştır, dağıtılmaya da devam ediyor. Bu halkın iradesine de dokunuyor. KKTC'de vatandaşı olan iş insanı, esnafı, çiftçisi, imalatçısı, üreticisi, Türkiye'den kayıtsız şartsız bu ülkeye gelecek olan sermaye ile rekabet etmek zorunda bırakılacaktır. Bu tüm sektörler için çok ciddi bir tehdittir. Asgari şirket sermayesinin ve ortaklık payı gibi kısıtların kaldırılması demek, dışarıdan gelecek herkesin bu memlekette her işi kurabilmesi demektir. Bu
yerli sermayeye ve üretime vurulacak en büyük darbedir. Yerli üretimi, sanayiyi, esnafı, hepsini ne var ne yoksa bu memlekette hepsini yok etmeye yemin etmiş bir gayri meşru hükümetle karşı karşıyayız. Tüm bunlara izin vermeyeceğiz ve tüm kurumlarımız ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.